Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bir soru cevap videosu çekiyorum. Instagram'dan story attım. Her zaman olduğu gibi siz de sorularınızı yazdınız. Şimdi başlıyoruz. Birinci sorum ismimle ilgili. İsmini neden Duru koymuşlar? Bir anlamı var mı? Şöyle ki ben daha doğmadan önce babamın bir arkadaşının çocuğu oluyor ve çocuğunun adını da Duru koyuyor. Babam da Duru ismini çok beğeniyor. Babam da demiş ki Duru isminin içinde hiç Türkçe özel karakterler yok, işte Çeşe gibi. Hani dünya çapında, uluslararası anlamda da kullanması daha kolay olur diye düşünerek Duru ismini koymuşlar. Ki yabancılar okumakta fazla güçlük çekmesin, ne kadar düşünceliler. Sonra tırnakların çok güzel duruyor, özel bir bakım yapıyor musun ve seni seviyorum. Teşekkür ederim. Tırnaklarım hakkında bu aralar çok iltifat alıyorum. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Yani uzatmak için bir şey yapmıyorum yani. Yapısal olarak zaten oldukça sertler ve kırılmıyorlar. Ben hani bir yere sertçe çarpmadığım sürece. O yüzden hani özel bir bakım yapmıyorum. Uzatıyorum bu şekilde. Okulundan memnun musun ve keşke hiç kazandığım devlet okuluna gitseydim dediğin oldu mu? Bunu yaşarım diye önceden hani düşünüyordum acaba yaşar mıyım falan diye. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Okulundan oldukça memnunum. Hiçbir keşkem olmadı. Sonra saçlarına bakım mı yaptırdın yoksa kullandığın ürünlerden mi bu kadar güzel görüntü, yoksa düzleştiriyor musun? Teşekkür ederim. Saçlarıma bakım yaptırmadım. Kullandığım ürünlerden olduğunu düşünüyorum. Size birkaç tanesini söylerim. Zaten şurada birkaç tanesini görebilirsiniz. Ürünler yüzünden gerçekten bundan böyle kaç? 3 ay öncesine kadarki fotoğraflarıma bakıyorum. Abi duştan çıkmışım ve kendi haline bırakmışım saçlarımı. O kadar kötü ki. Böyle tel tel ayrılmış kupkuru bir saçım varmış. İşte yağ kullanıyorum. Daha nem veren şampuanlar kullanıyorum. Yeni şampuanlar deniyorum. Şu anda da kullandıklarımı şimdi göstereceğim size, bir saniye. Islakken şunu sıkıyorum ilk. Şöyle bir saniye netlesin. Net. Aa, o kadar çok ışık var ki. Çok yansıyor. Şu Urban Care'in bir saç spreyi. Sonrasında onu sürdükten sonra bunu sürüyorum. Bu Elidor'un Doğanın Enerjisi saç bakım yağı. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu yani kuruyken de sürebiliyorsunuz. Islakken, böyle hafif nemliyken de sürebiliyorsunuz. Böyle çok şey, neden ona? Saçınızı güzel yapıyor. Mesela benim saçım çok kabarıktı. Sonra videoya başlamadan önce ben iki tane sürmüştüm, bir şeyler yaptım. Çok parlak oldu ve kabarıklığını da alıyor. Eğer böyle sabah kalktığında saçlarım gerçekten çok kötüyse bunu sürüyorum ve biraz daha şekilleniyor en azından. Sonra bir de eğer saçımı düzleştirmeyeceksem, ki videoya özel düzleştirdim yani, yoksa asla düzleştirmezdim. Yani eskiden saçımı çok sık düzleştiriyordum. Şu anda hiç düzleştirmiyorum. Genellikle bukleli haline bırakıyorum. O yüzden de şu belirgin bukleleri kullanıyorum. Bunu zaten kaç, üçüncü şişem falan yani. Bunu annem kullanıyordu. Sonra kullanmayı bıraktı ama kutusu hala vardı. Dedim ben de bunu kullanayım, belki bir işe yarar falan. Sonra kullanmaya başladım ve buklelerimi gerçekten çok güzel yaptı. Böyle bayağı bir bakım videosuna döndü ama hazır yeri gelmişken söylemek istedim. Almanca anlıyor mu yazmış biri. Anlıyor musun olarak çevirerek soruyu cevaplamak isterim. Almancayı anlıyorum ve inanır mısınız çok seviyorum. Ortaokulda da Almanca gördüm. Ama bu kadar sevmemiştim. Hatta hiç sevmemiştim. Neden bilmiyorum. Ki yani o zaman da öğretmenimi çok seviyordum. Şu anda da çok seviyorum ama bilmiyorum ne değişti. Sanırım dillere olan ilgim artmaya başladıkça sevmeye başladım. Zamanını nasıl yönetiyorsun? Her şeyi yetiştirebiliyor musun? Bundan birkaç tane daha gördüm. Hatta bir tanesini bulayım. Malum lise yoğun, sosyal hayatın ve derslerini nasıl dengede tutabiliyorsun? Şöyle ki size böyle basit bir hafta planımı anlatmak isterim. Bu arada kamera şarjın bitiyor, şeyi veriyor, yanıp sönüyor. Böyle aşırı stres oldum. Bir bataryayı değiştirip geliyorum. Geldim. Şöyleydi herhalde açı. Artık değilse de özür diliyorum. Evet. Devam ediyorum. Yani böyle her şey çok vakti vaktine olmuyor açıkçası. Biraz son dakikaya bırakabiliyorum çünkü kolayıma öyle geliyor. Şöyle ki pazartesi, salı, çarşamba okulla geçiyor günüm sadece. Ekstra bir şeyim yok. Her gün günlük tekrar yaptığımı söyleyemeyeceğim. Genellikle ödevleri yapıyorum. Çünkü okul zaten günlük ödev vermiş oluyor. O şekilde. Sonra perşembe günleri eve 6 gibi geliyorum. Çünkü tiyatro takımı var ve ona katılıyorum. Sonra o gün ne yapıyorum? Eğer quiz varsa quizlere çalışıyorum. Yoksa ödev yapıyorum. Sonra cuma günü biraz şey benim için, edit günü oluyor. Eğer böyle hafta içerisinde bir vlog çektiysen onu cuma günü artık kaça kadar olursa, genellikle 4'e 5'e kadar oturup onun editini yapıyorum. YouTube'a yüklüyorum. Hazır hale getiriyorum ki siz sabah 10 ve 12 arasında izleyebilirsiniz. Gerçi 12 öğlen oluyor ama neyse, şimdi hiç onu şey yapamayacağım. Cumartesi günü genellikle kendime zaman ayırıyorum. Pek ders yapmıyorum. Yapıyorsam da dışarıda yapıyorum ki eğleneyim. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Bazen onlarla ders çalışmaya gidiyoruz falan. Cumartesi benim için en sevdiğim gün. Sonra pazar günü
Kalan ödev varsa ki oluyor, onları yapıyorum. Bazen yine arkadaşlarımla buluşuyorum, öyle o kadar. Ama zaman yetiyor ya, zamanımı yettiriyorum. Burcun ne? Burcum Aslan. Yükselenin ne? Yükselenim de Başak. Sonra dersleri İngilizce görmek çok zor olmuyor mu? Yine İngilizce ile ilgili bir soru vardı, onu da hemen bulmak isterim. Bulacağım. Evet, tüm dersleriniz İngilizce mi diye bunu da biraz yanıtlayayım. Daha önce yanıtladım mı hiçbir fikrim yok. Yani Instagram'da değinmişimdir herhalde, bilmiyorum. Tüm derslerimiz İngilizce değil. Biyoloji, kimya, fizik ve matematik İngilizce. Şimdi gelelim zorluk kısmına. Biyoloji dışında hiçbir dersten zorlanmadım açıkçası, İngilizce hani anlamında konuşuyor olursak. Biyoloji de zaten hani Türkçesi de zor bir ders. İngilizcesi bir tık daha zor oluyor. Ama onun dışında benim için ekstra bir zorluğu yok. En düşük yazılı notum kaç? Bunu daha önce yanıtlamışımdır herhalde. Liseden bahsediyorsak 85. Bahsetmiyorsak da 76, kaçıncı sınıf diye soracaksanız 4. sınıf abi. Hani 4'te de 76 almazsın ama almıştım yani. Okulda katıldığın sosyal etkinlikler neler? Kulüp olarak vesaire. Tiyatro kulübündeyim, tiyatro takımındayım. Toplumsal cinsiyet eşitliği, yaşam becerileri atölyesindeyim. Ve okul meclisindeyim. Bu da soru değil ama almak istedim çünkü çok tatlı. İyi ki kendi markanı kurmuşsun. Hatta birazdan senin to do listinle plan yapacağım demiş biri. Teşekkür ederim. Böyle diyem atanlar oluyor. Hani siparişlerim geldi falan diye çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Eğer siz de göz atmak isterseniz linkini aşağıya bırakırım. Ara tatilde ne yapmayı planlıyorsun? Bu bugünün sorusu olabilir gerçekten. Sabahtan beri arkadaşlarımla buluşma planı yapıyorum. Bugün günlerden cumartesi. Her gün biriyle buluşuyorum diyebiliriz. Zaten bunu planlamıştım. Yakın arkadaşları kullanıyor musun? Daha böyle hani sadece 10 kişi var, onun dışında kimse göremiyor değil de hani böyle şey diye düşünüyorum. Eğer hayatımda YouTube olmasaydı, işte sosyal medyayla bu kadar ilgilenmiyor olsaydım Instagram'da kimler olurdu? Bir privat açmaya gerçekten çok üşendim. Neden bilmiyorum. O yüzden de yakın arkadaşlardan idare ediyorum o şekilde. Lisenin sevmediğin bir özelliği var mı? Ortaokulu özlüyor musun? Ortaokulu özlüyor muyum? Yok ya. Ortaokulda ben okul değiştirdim. O yüzden hani hangisine baz alacağımı biraz düşündüm. Tabii ki arkadaşlarımı seviyorum. Bakın orası apayrı bir şey. Hani orayı karıştırmayalım. Ama ortam olarak lise daha çok hoşuma gidiyor diyebiliriz. Lisede sevmediğim özellik olarak bir tane şey diyebilirim. Yüz almak bu kadar zor olmamalı. Yüz almak zor abi, o kadar kolay değil ya. Ortaokulda daha kolaydı. Şu anda mesela ortalama hesaplıyorum. Esten'e 98-99 geliyordu. Şimdi öyle bir şey yok yani. Öyle. Başka da bir sevmediğim özelliği yok. Üniversite yurt dışında okuma hayalin var mı? Arkadaşlar bugün dolar 10 oldu. Mesela şey de çok kötü. Bu videoyu bir yıl sonra izleyecek bir kişi hani şu anda doların kaç olduğunu biliyor ya. Hani diyor ki ya o ne, sen neden bahsediyorsun falan diyor olabilir yani. Üniversite yurt dışında hayalim birkaç öncesine kadar vardı. Hala var bu arada da, yani karşıma ne çıkacağı belli olmaz. O yüzden düşündüm ki eğer Türkiye'de güzel bir üniversiteyi kazanırsam ve onun master programıyla ileride yurt dışına gidersem daha mantıklı olabilir diye de düşündüm. Şu anki hedefim bir tık o yönde gibi. Ya illaki eğitim için yurt dışına gitmek istiyorum ama bu üniversite mi olur, master mı onu bilmiyorum. Öyle diyebilirim. Sorular bu kadardı. Çok hızlı cevapladım biliyor musunuz? Yani bu kadar hızlı ve çat 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 konuşmayı beklemiyordum. 25 dakikada bitirdim videoyu. Kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok video ama 25 dakikada çekimini bitirdim. Şimdi editlemem gereken iki video var. Harika. Saat bu arada hani 11.30'a geliyor. Ben daha yeni edite başlayacağım. Bakalım. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun zamandır soru cevap yapmıyordum. Böyle bir ne denir? Tazelenme oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.